Bugün sosyal medya dili gençlerimiz arasında geçerli bir yazı diline, iletişim diline dönüşüyor. Anlamsız kısaltmalar. Anlamsız kısaltmalar. Aralara serpiştirilen yabancı, kelimeler, saçma ifadeler, bozuk cümleler giderek sıradan hale geliyor. Dilimizi kısırlaştıran nesiller arasında. Dün kürsüde şehitlerimizin isimlerini anarken üzgün iki bakan gördük. O bakanlar ne yaparlarsa bu beyefendinin, onlar da hep beyefendi diyor ya, bu beyefendinin emir talimatlarıyla yapıyorlar, onun adına yapıyorlar. Şehit haberleri gelmiş. Kahkahalarla, fıkralarla İdlib'de 34 asker şehit oldu. Bunu fotomontaj değil, anlık ekran görüntüsü arkadaşlar. Şaka gibi. Birisi fotomontaj yapsa Cumhurbaşkanı hakaretten içeri alırlar. Cumhurbaşkanımızın şehitlerin olduğu bir sırada gülüyor gösteren diye. Gerçek ekran görüntüsü. Canlı yayında hepimiz izledik. Gülüyor arkadaşlar, gülüyor. Gülüyor, neşeyle konuşuyor, neşeyle anlatıyor. Sonra gerektiği yerde ne kadar üzgün olduklarını anlatıyorlar. Sonra bir bakıyorsunuz, efendim Kemal Kılıçdaroğlu, Bay Kemal iyi dinle diyor. İyi dinle dediği cümlede dönüyor dolaşıyor, bu infazdan hepiniz sorumlusunuz diyor. Bu infazdan kendisi ve bakanları dışında hepimiz sorumluyuz. Herkes sorumlu, bir tek sorumluluğu onlar almıyor. Ne demek hepiniz sorumlusunuz? Bu infazdan bir sorumlu varsa, bir kişi üstlenecekse, her şeyi ben yaptım ben diyen, o bakanları atayan, bir başarı olduğunda, bir temel olduğunda, bir köprü olduğunda ben diyen birisi varsa, bu operasyonun siyasi sorumluluğunda ben diye alacak. Öyle dönüp çok yüksekten konuşmayı biliyorsan, bir gün aramıza inip gözümüzün içine baka baka, evet biz yapamadık ve özür diliyoruz, yanlış yaptık, eksik yaptık diyeceksiniz. Bunu demiyorsanız, sonra dönüp de iletişim başkanınıza şunu yaptırmayın. Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütünü, adını söylememiş. Çok net hatırlıyoruz, çok net. Hepimiz biliyoruz, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar övünür. Ben yetkili konumlara gelmeden önce PKK denirdi, biz BTÖ lafını koyduk, bölücü terör örgütü, bütün metinlere. Adını anıp da onu güçlü göstermemek için. Hulusi Akar övünüyor, mesela öldürüldü demeyiz biz artık diyor, etkisiz hale getirildi. Bu dili ben kurdum diyor. Genelkurmay'ın dilinde PKK demek yok, bölücü terör örgütü demek var. Ama bizi suçlarlar. Twitter'da 4 tane fotoğrafa izin var. 4 fotoğraf ekledim. 4. Nedir fotoğraflar? Numan Kurtulmuş, genel başkan vekili. Şentop, meclisin başkanı. Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı. Bir de bakan olsun, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Hepsi PKK demeden katliamı kınamışlar. Aynı genel başkanınki gibi. Alt alta ekledik ve sorduk. Ne oluyor bunlar diye. İletişim başkanı çünkü genel başkanımıza Cumhurbaşkanı'ndan aldığı talimatla PKK'nın adını anmamakla suçluyor. Bunlar ne yapmış dedik. Birkaç saat içinde sırasıyla tweetlerini değiştirmeye başladılar. Tabii suçüstü yakalanınca, iletişim başkanı Fahrettin Altun suçüstü yakalanınca sabaha kadar troll ordularıyla operasyon yönetti. Devletin iletişim başkanı heybeden 3 tane video çıkardı. Kendisini mahcup edenlere karşı hazırlamış. Sabaha kadar o videoları döndürüyor, algı operasyonu yapıyor. Uygusuz gözlerle sabahleyin Fahrettin Altun karşımızda. Bütün gece troll ordularını yönetmiş. Yapacağı işi yapmak yerine yapmayacağı işi yapınca bakın ne olmuş. Bakın. Sosyal medya dili gençlerimiz arasında
geçerli bir yazı diline, iletişim diline dönüşüyor. Anlamsız kısaltmalar, aralara serpiştirilen yabancı kelimeler, saçma bozuk cümleler giderek sıradan hale geliyor. Dilimizi kısırlaştıran nesiller arası... Uzuyor gidiyor arkadaşlar. Metnin bir yerinde değil, dört yerinde Binali Yıldırım'ın yıllar önce yapmış olduğu 15 Ağustos 2017'de Yunus Emre Enstitüsü'nün Uluslararası Türkçe Yaz Okulu konuşmasının aynısını Binali Yıldırım'a yaptırılan metni promptura koymuşlar. Sabaha kadar troll ordularını yönetmekle meşgul Fahrettin Altun ikinci bir konuşma yazmaya yazdırmaya emek vermemiş. 3 farklı maaşı almayı biliyor, 2 farklı konuşma yazmaktan aciz. 2 farklı konuşma yazmaktan aciz ve karşı karşıya kaldığımız durumda budur. Çok net, çok açık şekilde sorduk, cevap bekliyoruz, cevap alamıyoruz. Ancak bölücü terör örgütünün tam 5,5 yıl boyunca elinde tuttuğu bu evlatlarımıza karşı Cumhurbaşkanı'nın etkin olarak nasıl bir çaba içinde olduğunu kimse anlatmıyor. 31 Mart seçimlerinde Abdullah Öcalan'dan mektup okutuyorlar. İstanbul'u alabilmek için son gün Abdullah Öcalan'ın sözüne kıymet verenler İmamoğlu'na değil Binali Yıldırım'a oy versin diye. Ama 12 evladımızın hayatını kurtarmak için bir inisiyatif almıyorlar, aldırmıyorlar. Dostum Trump diye yıllarca böbürleniyorlar ama dostu Trump'a bu can bu bedende durdukça rahibi vermem, Bronson'u vermem demişti. Bir telefon açtı, uçağa bindirdi, yolladı. Trump'a dese ki 12 tane evladımız PKK'nın elindedir. Bekliyoruz ve istiyoruz ki 12 evladımızın bize verilmesi durumunda Brunson'u veririz. Bunları yaşamamış olacaktık. Dün şeytanlaştırdıkları derneklere kulak verselerdi yaşamamış olacaktık. Ancak bu işin siyasi sorumluluğunu almayanlar, başkasının üzerine suç atanlar şimdi bu meseleyi bu şekilde geçiştirmeye çalışıyorlar. İstanbul Milletvekilimiz Melda Onur çok sayıda fotoğrafı, haberi var. Ve ne yapmış Melda Onur? İnsan Hakları Derneği ile birlikte mekik diplomasisi yaparak o dönemde Barış ve Demokrasi Partisi adı bugün HDP çizgisinde olan bir siyasi partiye de gitmiş. Bakana gitmiş, milletvekillerine gitmiş, çaba sarf etmiş ve 13 Mart 2013 günü PKK tarafından kaçırılan bir buçuk yıldır terör örgütünün elinde olan Kaymakam adayımız Kenan Erenoğlu'nu, polis memurumuz Nadir Özgen'i, astsubayımız Abdullah Söpçeleri, uzman çavuşlarımız Zihni Koç ve Kemal Ekinci ile erlerimiz Hadi Gizli, Ramazan Başaran, Reşat Çeçan, Kuzey Irak'ta teslim alınmış ve getirilmiş, ailelerine kavuşmuşlar. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Melda Onur, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri bunu yapmış, başarmış. İnsan Hakları Derneği'ni şeytanlaştırmadığı için ve o günkü bakanlarla temas kurulup bir yol bulunduğu için. Bakın, şimdi Hüseyin Sarı'nın, Sedat Yabalağ'ın, Semih Özbey'in, Adil Kavaklı'nın, Vedat Kaya'nın, Süleyman Sungur'un, Mevlüt Kahveci'nin, Mümin Altıntaş'ın, Aydın Köse'nin, Salih Kanca'nın, Sedat Sorgun'un ve Ümit Gıcır'ın isimlerini biraz önceki isimleri söylerken ki heyecanla, coşkuyla, mutlulukla söyleyemezsiniz. Çünkü bu son saydığım isimlerin hepsini başarısız ve beceriksiz bir operasyon sonunda kaybettik biz. Ve kimse sorumlu değil. Dün sayın bakanlar geliyorlar, bilgi veriyorlar meclise. O operasyon başarılı olsa Sayın Cumhurbaşkanımızın gözetiminde, talimatlarıyla, belki onun yönettiği, izlediği bir operasyonla, tensipleriyle, takdirleriyle, emirleriyle yaptık, biz yaptık, Cumhurbaşkanımız dedi de yaptık. Bu operasyonu kim yaptı arkadaşlar?
Bunun siyasi sorumlusu kim? Türkiye'nin bir soru soralım. Hep birlikte bu soruyu soralım. Bir uçak kaçırılsa ve Esenboğa Havalimanı'na inse, içinde rehineler olsa. Operasyonu Gara'daki tim mi yapacak? Gara'daki tim mi yapacak operasyonu? Türkiye'nin rehine kurtarma prosedürü, o konuda eğitimli personeli, dünyanın en iyi ilk beşinin içinde olduğu ifade edilen o ekip nerede? Tercümanı olan, yabancı dili olan, psikologları olan, uygun teçhizatı olan, bir psikolojik harekatın nasıl yönetileceğini bilen, belki saatler sürecek uzun müzakerelerle canlı teslim almayı başaracak o ekip neden orada yoktu? Esenboğa'ya bir uçak indirilse ve içinde rehineler olsa, oraya mağaraya girildiği gibi mi girilecek? İçeridekiler bizim evlatlarımız, bizim canlarımız. Bu soruların sorulması da hakkımız. Bu soruların sorulması hiç kimseyi terör destekçisi falan yapmaz. Ama bu sorular sorulmasın diye algı operasyonu, saldırılar yapanları da görüyoruz.